Geçen hafta boyunca Amerika'da önemli teknoloji firmalarının bilançoları geldi. Bunlardan Google bizim portföyümüzde de bulunan bir hisse senedi ve şu anda ekranda gördüğünüz gibi gap down yaptı. Bir gün içerisinde %6-7 civarında değer kaybetti. Google benzer bir hareketi bir önceki bilançolara da sergilemişti. Gerçi oradan sonra yükselerek geldi. %12 sonuç ayda yükseliş vardı. Ama iki bilanço üst üste bu kadar sert düşüş olunca acaba Google konusundaki yatırım tezimde bir arıza mı var? Bir yerde hata mı yapıyorum? Sorgulama zorluğunu hissettim. Ve sorguladıkça da özellikle Google'un arama motoru tarafında pek de doğru şeyler yapmadığını ve yapay zeka konusunda çok erken yola çıkan Google'un yapay zeka ile arama motoru entegrasyonu konusunda pek gerisinde kalmaya başladığını ve piyasaya çıkan yeni rakiplerinde Google'dan pay alabileceğini bana gösterdi. Bu çerçevede bugün arama motorları tarafında ne oluyor unutmayın. Google'un hala YouTube'da beraber en büyük gelir kaynaklarından bir tanesi. Şu anda YouTube'a ciddi bir rakip yok ama arama motoru tarafında işler biraz karışıyor. Yeni rakipler neler? Teknolojik olarak işler nereye gidiyor? Bunu konuşacağız. Çünkü unutmayın ben en iyi teknolojiye, en iyi ürünlere sahip şirketlere yatırım yapmayı seviyorum. Uzun vadede en iyi teknolojinin ve en iyi ürünün kazanan olduğunu düşünüyorum. Kısa vadede hisse hareketlenip bir kenara bırakacak olursak bu çerçevede de Google'da ne oluyor ne bitiyor, arama motoru piyasasında neler oluyor bir bakacağız. Hazırsanız başlıyoruz. Müzik Önce gelin finansal sonuçlara bir bakalım. Seeking Alpha'da baktığımızda Google'un aslında beklentileri karşıladığını görüyoruz. Mesela ise başı 1.64 dolar getirmiş Google. Piyasa beklentisinin 4 cent üzerinde. Ciro olarak 86.3 milyar dolar getirdiler. Bu çeyrekte piyasa beklentisinin 1 milyar üstünde. Burada her şey yolda gibi gözüküyor. Bu arada eğer siz de Seeking Alpha kullanmak istiyorsanız kuponu aşağıda bir hafta bedava kullanma şansınız var. Ben çok kullanıyorum. Çok yararlandığım bir yer. Şirketler ve hisse seyretleriyle ilgili pek çok detay bilgiye burada ulaşabiliyoruz. Yine başka bir web sitesi appeconomyinsights.com'da böyle güzel bir grafikle alfabetin yani Google'un son çeyreğini bize özetlemiş. Ciro'da baktığımızda %13'lük artış var. Brüt karda 3 bas puanlık artış var. Esas faaliyet kârında 4 bas puanlık artış var. Net karda 6 bas puanlık artış var. Rakamlar hakikaten şahane ötesinde. Sorun nerede? Sorun olduğu tek yer reklam gelirleri. Reklam gelirlerinde piyasa %12-13 arasında bir yükseliş bekliyordu. Oysa toplam reklam gelirleri yükseliş %11'de kalmış durumda. Üstelik de YouTube'un beklenenin üzerine büyümesine rağmen. Bu durumda sorun nerede? Özellikle arama motoru tarafındaki gelirlerde beklenendiği kadar hızlı yükseliş yok gibi gözüküyor. Hatta AdSense, Google Ad Manager gibi kalemlere baktığımızda burada da yıldan yıla şurada küçülme var gibi gözüküyor. İşte Wall Street'i korkutan konu bu oldu. Çünkü baktığımızda Google'un hala gelirinin çok büyük bölümü reklam gelirine dayalı. 86.3 3 milyar doların 65.5'i reklamlardan geliyor. Google Play, Google Bulut hizmetleri gibi taraflardan gelen gelir epey daha altlarda kalıyor. Tabi bu arada enteresan bir not. Bir önceki çeyrekte bulut tarafındaki cüro artışını beğenmemişlerdi. O yüzden cezalandırmışlar şirketi. Bu sefer orada her şey yolda gibi gözüküyor. %26'lık artış var ama reklam gelirlerinden piyasa memnun kalmadı. Bu konuda Wall Street analistlere hak vermek de mümkün aslında. Çünkü Cuma günü gelen meta bilançosuna baktığımızda metanın aplikasyonlardan olan gelirinde 24'lük yıldan yıla reklam büyümesi görüyoruz. Bakın burada 38.7 milyar dolara gelmiş. Elbette bazı daha küçük bir rakam. Google'da 80 milyar dolar üzerinde bahsediyorduk. Bazı daha küçük olunca büyüme daha kolay hale geliyor. Ama yine de meta reklam gelirini %24 büyütürken Google sadece %11 büyütüyorsa Burada çekinilecek, ürkecek bir şey var demektir. Bu arada Meta'nın bilançosu da hakikaten olağanüstü bir bilanço. Bununla ilgili de daha sonra video yapmayı düşünüyorum. Meta bir günde %20 civarında yükseldi bu harika bilanço sayesinde. Sırf tabi bilanço değil bir yandan da hisse senedi geri alacaklarını duyurdular. Bir yandan temettü de dağıtıyorlar. Yani aşağı yukarı yatırımcıların sevdiği her şeyi verdiler o gün. Ve Meta uçtu gitti. O da ayrı bir videonun konusu olsun. Meta bizim yatırım portföyümüze yer almıyor. Bu arada onu söylemekte de fayda var. Şimdi dönelim alfabete. Alfabette ne yanlış gidiyor? Alfabette yanlış giden şey reklam gelirleri. Bu burada YouTube'da pek bir sorun yok gibi ama aramaya dayalı reklamlar ve Google AdMob tarafında sıkıntı olduğu belli. Birisindeki büyüme %13. AdMob tarafında hani şu başka web sitelerinde gösterilen Google reklamlarında küçülme var büyüme yerine. Piyasa bundan korkuyor. Bunun arkasındaki en temel mesele bana kalırsa Google'un arama motoru tarafında avantajlarını kaybediyor olması. Twitter'da severek takip ettiğim bir hesap Ben Kindik. Size de tavsiye ederim çok. Özellikle teknolojik konusunda çok güzel şeyler paylaşıyor. Bloomberg'den bir alıntı yapmış ve bu alıntı Microsoft'un arama motoru olan Bing'deki kullanıcı sayısı artışını gösteriyor. 2023 yılında kendi içerisinde neredeyse ikiye katlamış. 2022'deki durgun tempoya bakıcı oradan bu yana 3 e katlamış gibi gözüküyor. Toplamda hala arama talepleri içerisinde aldığı pay sadece %3.4 civarında. Yani Google hala burada tartışması kral ama rahatsız edici bir gelişme olduğu belli. Hele Google'un en önemli gelir kaynağının reklam olduğunu ve reklamlığın da çok büyük bölümünün arama motorunda gösterdiğini düşünecek olursak burada Google'un başının biraz derde girmekte de olduğu kesin. Ve üstelik şimdi göstereceğim tek rakip Bing değil başka önemli dişli rakipler de var ve sanki sundukları arama motoru deneyimi Google'unkinden biraz daha üstün. Arama motorları arasında karşılaştırma yapmak çok da zor değil. Çünkü kendimiz kullanıyoruz. Bir kullanıcı deneyimle nasıl bir fark var ona bakmak lazım. Bir de arama sonuçlarının kalitesine. Arama sonuçlarının kalitesini burada şu anda benchmark edecek bir veri seti yok elimde. Ama kullanıcı deneyim açısından baktığımızda işler hakikaten enteresan. Mesela gidelim Google'a diyelim ki What were Amazon 2023 Q4 earnings results? Yani 2023 son çeyrekte Amazon'un sonuçları nasıldı diye. Burada üstte kısa bir veri sunuyor. 170 milyar dolar civarında cirosu oldu. 10 milyar dolar net karı var. CEO dedi ki işler iyi gidiyor video, Prime Video büyüyecek. Böyle kısacık bir özet var. Altta Top Story istediği bölüm var. Yani bununla ilgili mutlaka okumamız gereken şeyleri tavsiye ediyor. Daha sonra da insanlar ama bunları da soruyorlar diyor. Yani yıllardır alışkın olduğumuz Google arama tecrübesi. istiyorsanız bununla ilgili haberleri bulabiliyorsunuz. Kitapları bulabiliyorsunuz. Alışveriş bulabiliyorsunuz. Buradan bağlandığı alışverişlere bir hali saçma buluyorum. İmajları, görüntüleri buluyorsunuz. Haritaları buluyorsunuz. Hepsine ulaşabiliyorsunuz. Bildiğimiz tecrübe yıllardır. Peki şimdi alalım. Bu aynı arama konusunu Bing taşıyalım. Bakalım orada ne oluyor? Bing'in bir kere ilk ekranı bile daha sıcak. Bana istediğini sor diyor. Kopyalıyoruz buraya ve ara bakalım diyoruz. Bakalım neler çıkacak. Bir kere ilk dikkatimi çeken konu 396 bin sonuç vermiş durumda. Google'da bu sonuç sayısı 10 Hangisi daha iyi? Bence eğer doğru filtrelenmişse tabii ki bu daha iyi. Ayrıca şu ilk ekranda bir şirketin bilançosu ile ilgili araştırma yaptığımızda başvurduğumuz ilk web sitelerinin haberi sonuç şekli var. Bu çok hoşuma gitti ve doğrudan burada daha fazla habere bak diyerek de aramanızı genişletebiliyorsunuz. Sağ tarafta Amazon'la ilgili genel bir bilgi var ve aşağı doğru gittiğimizde bazı başka Amerikan markalarını vesaireyi de bize sunuyor. Bing'in tecrübesi böyle biraz farklı. Fakat Bing tecrübesi burada bitmiyor. Burada bir de Copilot'umuz var. Copilot'a tıkladığımızda yani Microsoft'un ChatGPT ile beraber çalıştırdığı yapay zeka ortamına gittiğimizde görüntü bir anda çok değişmeye başlıyor. Burada görüyorsunuz artık yapay zeka bana Amazon'un sonuçlarını özetle Biliyor. Ülke coğrafi segmentler bazında özetler sunuyor. Esas faaliyet karını ayrı bir satır olarak belirtiyor. Yani beni çok daha güçlü bir şekilde bilgilendirebiliyor. Ve dilerseniz buradan aynı ChatGPT'de olduğu gibi bir sohbete girip... ...çok daha fazla detaylı bilgi istediğiniz konuda alabiliyorsunuz. E, elbette bu Google'un arama sonucundan çok daha iyi bir sonuç. Muhtemelen Bing'in performansının artışında da bunun etkisi var gibi gözüküyor. Fakat daha yeni oyuncular da var piyasada. Mesela bunlardan bir tanesi... Perplexity. Perplexity aynı zamanda Amazon'un kurucusu Jeff Bezos gibi önemli yatırımcılardan da yatırım almış durumda. Bakın aynı soruyu buraya şimdi yüklüyoruz. What were Amazon 2023 Q4 results? Gidelim bakalım neler çıkıyor. Bir kere burada Copilot'tan destek alıyor bu da. Ve ilk ekranda karşımıza böyle bir görüntü çıkıyor. Hemen bir özeti veriyor. Gördüğünüz gibi oysa tekrar Google ekranı hazırlayalım. Şöyle kısacık bir paragraftı. Burada çok daha net bir şekilde temel aradığımız bilgileri ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz. Burada rewrite diye bir opsiyon var. O rewrite'da da ister Copilot'la, ister gpt 4le ister Cloud 2.1'le, ister Gemini Pro'yla. ile, işte enteresan Gemini Pro da Google'un büyük dil modeli, yani dediğiniz büyük dil modeli üzerinden bu aramayı tekrarlayabiliyorsunuz. Bu ücretliye giriyor bunlar. 20 dolar gibi de aylık bir ücret var. Ben şimdilik cimlik ettim ama sonra kullanmayı düşünüyorum. Bu sayede farklı yapay zeka dil modellerinin konu hakkındaki görüşlerine kolayca ulaşabiliyorsunuz. Burada kaynakları belirtiyor. O yönde çok kuvvetli gördüm. İlgili soruları veriyor. Diyor. ve mesela burada ilgili sorulara baktığımızda Google'dan daha iyi bir performansı var. Burada people asked what are the financial results of Amazon Q4? E bu zaten benim yukarıdaki sorun. Neden bunu tekrarlıyorsun? Oysa Perplexity'ye baktığımızda what was Amazon's revenue in Q4 2023 gibi çok daha pratik anlamlı sorular var. Ve işin en hoş yönü burada ask follow up yani takip eden soru sor gibi bir opsiyon da var. Mesela compare Q3 to Q4 operating margin dersek neler çıkıyor karşımıza? Amazon'un 3. çeyrek ve 4. çeyrek esas faaliyet kar marjlarını kıyaslayan bir araştırma sonucu böyle paylaşıyor. Ayrıca yine deneyim pratik olarak baktığımızda imajlar hemen burada, videolar hemen burada, yan tarafta Google'da biliyorsunuz onun için ayrı ayrı ekranlara gitmeniz gerekiyor. Ve bir de eğer profesyonel modu kullanırsanız generate image diye bir şey de var. Yani bu ile ilgili kendinize bir görsel de yaratabiliyorsunuz. Bunun için profesyonel versiyonu kullanmanız lazım. Gördüğünüz gibi çok daha zengin bir deneyim yapay zeka dünyasından çok daha yararlanan bir deneyim var karşımızda. ChatGPT'de bu işinizi görebilir misiniz? Pek değil açıklasın. Çünkü ChatGPT'de biliyorsunuz güncel bilgiye ulaşılmıyor. O yüzden sorunun cevabı hayır güncel bilgiye ulaşamadım şeklinde oluyor. İşin enteresanı Google'un kendi büyük dil modeli yani ChatGPT'nin rakibi olan bar'da baktığımızda neler çıkıyor aynı soruyu oraya soralım. Bir kere epey bir uzun işlem yapıyor. Hala bekliyoruz. Niye bekliyoruz bilmiyorum. Demin sonuçlarına kadar hızlı geldi görmüştük. Ve gayet de güzel sonuçları sıralıyor. Ve hatta da Key Points diye bir takım yorumlarda da bulunuyor. Peki bununla Google arama neden entegre değil? Bunu anlamak açıkçası beni aşan bir konu. İşin daha da enteresanı gençlere baktığımızda pek çok gencin arama motoru olarak doğrudan TikTok'u da kullanabildiğini görüyoruz. burada doğrudan TikTok'a bir ya yükleme yapalım. yapalım. Aynı soruyla yüklediğimde burada da videolar bazında dikey kısa videolarla yorumlara ulaşılabiliyor. Pek çok insanın bunları tercih ettiğini görüyoruz. Yani Google artık arama motorları konusunda yalnız başına değil ondan daha kaliteli sonuçlar sunan pek çok çözüm var. İşe bir de alışveriş tarafındaki aramalardan bakmakta fayda var. Diyelim ki kendinize iyi bir oyun monitörü arıyorsunuz. Google'da arama yaptığınızda reklam veren şirketlerin teklifleri öne çıkıyor. Mesela burada hepsi burada.com, incehesap.com, shopsamsung.com öne çıkmış durumda. Aynı şekilde Bing'e baktığımızda da durum benzer şekilde yine burada reklam veren şirketler yani monitörü direkt satın alacağınız şirketlerin bilgileri öne çıktığını görüyoruz. Ama Copilot'a gittiğimizde işler değişiyor. İnanılmaz detaylı bilgiler sunmaya başlıyor. Farklı kriterlerden baktığımızda hangisi en iyidir diye. Kişisel kullandığınız bilgisayar spesifikasyonlara göre hangisi en iyisidir. Hangisinin en iyi güncelleme refresh rate'i vardır gibi farklı bilgiler sunuyor. Burada bir de konuşma stilinizi de seçebiliyorsunuz. Çok daha kuvvetli işte daha yaratıcı, daha dengeli, daha duyarlı gibi ve sizi besleyebiliyor ve buradan yeni sorular sorarak sohbeti derinleştirebiliyorsunuz. Aynı soruyu biraz önce bahsettiğimiz Perplexity'ye sorduğumuzda yine bir yorumla çıkıyor karşımıza hangi kritere göre neyin en iyi olduğunu bize gösteriyor. Altta gayet makul sorular var. Devam soruları veya dilerseniz ask follow up yani takip edici soru da sorabiliyorsunuz. Chat GPT ve Bart'taki tecrübeleri zaten biliyoruz. TikTok'a aynı soruyu sorduğumuzda da doğrudan video önerileri paketlerden bunlar nasıl çıkıyor? Buradaki ünlü influencerlar neler düşünüyor gibi çok daha renkli canlı bilgilere ulaşıyorsunuz. Yani bu durumda Google benim bir numara arama motorum olur mu? Alışkanlık itibariyle belki evet ama aslında da kendim de pek çok şeyi artık Google'da aramıyorum. YouTube'da arıyorum bazı şeyleri. bazen TikTok'da arıyorum. Bazılarını mesela doğrudan gidip Amazon'da da arayabiliyorum. Çünkü what is the best gaming monitor yani en iyi oyun monitörü nedir gibi bir araştırma yaptığımızda Amazon'un avantajı burada müşterilerin görüşleri de var. Buna göre sıralıyor. Bana çok daha fazla güven veriyor. Bütün anlattıklarım Google'un işi bitti anlamına mı geliyor? Elbette hayır. Ama yapay zeka konusunda öncü olan Google'un hala arama motoru tarafında bu kadar ilkel gözükmesinin arkasındaki mesele bence teknoloji değil. Arkasındaki mesele iş modelini bozmaktan korkuyor. Microsoft için Bing'in bir önemi yok. Oradan ciddi bir gelirleri yok. Diğerleri için de zaten ana gelir kaynağı hala arama motoru değil. Perplexity de buradaki reklamlardan değil üyelik modeliyle para kazanıyor. O da yepyeni model koyuyor ortaya. Oysa Google nereden para kazanıyor? Arama sonuçlarımızda şu ilk sırada çıkan şirketlerin sağladığı reklam gelirinden para kazanıyor. İşte bundan bir türlü vazgeçemiyor. Bundan vazgeçemeli içinde burada böyle koskoca bomboş bir ekran görüyoruz. Oysa Perplexity'ye baktığımızda bizi çok daha fazla besleyen, çok daha fazla eğiten, geliştiren bir ekrana karşı karşıyayız. Bütün bunlar Google'dan insanların bir anda buralara akın edeceğini göstermez. Alışkanlıklar kolay kolay değişmiyor. Ama Google arama motoru tarafında her çeyrekte ufak tefek de olsa kayıplar yaşamaya başlamış durumda. Ve geleneksel iş modelindeki bu sıkıntıdan dolayı gerekli ata da yapamıyor. Bunun dışında Google'da uzun zamandır bir yönetim problemi olduğunu düşünüyorum. Benim zaten yatırım tezimin içerisinde CEO'nun değişeceği de var. Çünkü en son earnings callu, yani bilançodan ilgili CEO neler diyor konuşması dediğimde orada da de beni yine sinir etti. Mesela dediler ki yapay zekanın arama motorları üzerindeki etkisi konusunda ne düşünüyorsunuz? E bu konuda ben bir somut yanıt bekliyorum. Şöyle yuvarlak bir cevap verdi. Yapay zeka tabi çok önemli. Onu arama motoru teknolojimize entegre edeceğiz gibi. Somut şeyler söylemiyor. Daha evvel yapay zeka ile ilgili yaptıkları sunumların hepsinde ellerini yüzlerine bulaştırdılar. Bir tanesi de yapay zeka ekranı yanlış cevaplar verdi. Diğeri gösterilen videonun ciddi şekilde editlenmiş olduğunu aslında işlerin hiç de o ekranda gösterildiği gibi olmadığını sonra öğrendik. Bu çerçevede kötü bir yönetim de var Google'da. Bütün bunların çerçevesinde Google yatırımından vazgeçiyor muyum? Hayır henüz vazgeçmiyorum. Çünkü Google'un hem elindeki veri kaynağı, unutmayın dünyanın en büyük arama motoru, dünyanın en büyük e-mail uygulaması ve dünyanın en büyük video uygulaması YouTube. Hepsi Google'un elinde, hepsi alfabetin elinde. Çok ciddi aslında yapay zeka teknolojisi konusunda erken yatırım yapmış durumdalar. Çok önce yola çıktılar. Muazzam kuvvetli veri merkezleri var. Google bu işi becerebilir. Ama bu CEO ile becerebilir mi? Ondan ciddi şüphelerim var. Çünkü Google'un cesur bir hamle yapması gerekiyor. Ve o cesur hamleyi yapmadığı sürece yani mevcut para kazanma modeline bir alternatif gelişmediği sürece bu yarışta teknolojik olarak değil ama tüketiciye yaşattığı deneyim itibariyle yerde kalacak gibi gözüküyor. Buna Innovators Dilemma diye bir isim verilir hatta. Yeni gelen teknolojinin eski oyuncuları çok zorladığını, bunun sebebinin eski oyuncunun da benzer teknoloji yapamaması değil, bunun temel sebebinin eski oyuncunun eski para kazanma modelinden vazgeçememesi olduğu söylenir. Innovators Dilemma da böyle bir konu. Bu çerçevede bizim portföyümüzde de Google'u tuta çektim. Yani bundan sonra Google'a eklemede bulunmayacağız. Bir çeyrek, iki çeyrek daha izleyeceğiz Google'da olan bitenleri. Ve belki ileride Google satacağız ya da Google Google, bu sorunlara ciddi bir çözüm getirecek. CEO gidecek. Yepyeni bakacaklar dünyaya. O zaman Google'a yatırıma devam edeceğiz. Öte yandan Google kötü bir şirket mi? Hayır değil. İnanılmaz parası var. inanılmaz gücü var. Bu çerçevede Google'a hala güveniyorum ama gerçekten bu oyunda çok da geride kaldıklarını düşünüyorum.